aşk ile dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmez imiş. Beyaz gömlekli. Şu en baştaki olabilir mi? Görülen yerini bir kontrol edin de bakın isterseniz. Nerede olduğunu bulamam ki siz yaptıktan sonra. Güzel oldu, iyi oldu. Vallahi fark edilmiyor bile. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Beypazarı Karaşal Beldesi'nde 1937 yılında dünyaya geldim. İlkokulu bitirdikten sonra kendime bir meslek edinmem gerekli olduğunu düşündüm. Birkaç tane mesleklerde çalıştım. Elektrikçide çalıştım. Matbaada çalıştım ve bir temizleyici yanında çalışmaya başladım. Temizleyici yanında çalışırken temizleyicinin sahibi Ermeni vatandaşımızdı. Bana dedi ki Arif de şu elbiseyi götür, ulusta örücü var, o örücüleri ördür getir dedi. Ben dedi Agop dedi, büyüdüğü zaman Agop diye bir oğlu vardı çocuk. Agop dedi büyüdüğü zaman örücü yanına vereceğim. Örücü olarak yetiştireceğim dedi. Bu müessesenin sahibi oğluna müesseseyi değil de örücülüğü tercih etmesi dedim. Ben bu örücülüğü öğrenmem lazım. Ve kendimi adeta odakladım. Geliyordum, gidiyordum. Bir örgü yapan ustanın yanına yaklaştığım zaman gizli gizli bakıyordum. Ve ulusta Örücü Yusuf Örer diye bir örücü vardı. İstanbul'dan Ankara'ya ilk örücü olarak o gelmişti. Onun dükkanına uğradım. İşçi lazım mı dedim. Lazım dedi. Nerede yetiştin sen dedi. Uzun Ahmet'te dedim. Uzun Ahmet'te de örücülüğü bilmez ki de sana öğretsin dedi. Ustadım bir parça iş ver. Yapayım gör. Beğeniyorsan dedim kabul et. Tamam dedi otur öyleyse. Bir parça iş verdi, yaptım, baktı, eline baktı, soluna baktı, sağına baktı, kafasını salladı hayret eder şeklinde. Oğlum da tamam dedi, şu 3-5 parça işi verdi bana, bunları da de pazar günü evde yap, pazartesi günü gel işe başla dedi. Ben de ustadım sen bunları bana veriyorsun ama dedim, ben dedim gider de gelmezsem dedim, hadi oğlum ben dedi, adamı gözünden anlarım dedi. Pazartesi'ye gel başla dedi. Ve böylelikle Ankara'nın en tanınmış, en eski ustası Örücü Yusuf geldi de bu mesleğe başladım. Ve devam ettim. Bu işi kavradım. Bu ne başladınız 1950'li yıllar mı? 1954'te, 1956'da hemşehrilerimizden Halil Tulgay'ın kızı Seyit Ana Tulgay'la evlendim. 60'da bir oğlum oldu, 62'de bir kızım oldu. Kaç sene ustanızla çalıştınız? 6 sene. Altı sene. Evet.
1964'te buraya taşındım. 64'ten beri bu işi yürütüyorum. 64'ten beri bu dükkan. Evet, evet. Kaç metrekare? 6,5 metrekare. 6,5. Tatile ufuk, geniş ufuklu bir yere mi gidiyorsunuz? Denize mi? Tatil, kaç gün tatil yapıyorsunuz? Şimdi yaklaşık bir ay, iki ay kalabileceğim. Nerede kalıyorsunuz? Mersin Erdemli'de evim var, oraya gideceğim. Orada ufuklara bakıyorsunuz, sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Şimdi kumaş meselesi, eski kumaşlar çok daha kolaydı örülmesi. Günlük kumaşlar olduğu için kolayca örülebiliyordu. Şimdi kumaşların hepsi yani sentetik, terlen, ipekli ve çok ince dokuya sahip, oldukça zor bir işlem. Eskiye nazaran çok çok zor bir işlem. Örülebilen tül perde ve kadife. Bunlara örgü yapamıyoruz, örülemiyor. Öyle eşyalar var ki 20 bin lira bir takım elbise, bir sigara yanığı için. Ne kadar zengin olursa olsun hiç kimse elbiseyi gözden çıkarmaz. Rahmetli Turgut Özal başbakandı. Turgut Özal'ın çok işini yaptım. Genellikle rahmetli Turgut Özal güve yeniliklerinden dolayı eşyalara çok gelirdi. Süleyman Demirel'in, o da rahmetli, onun da cep kenarlarında yırtık çok olurdu. Ceketin cebi yırtık olurdu. Bir gün Turgut Özal'ın başbakanlığında ceketini getirdiler. Ceketini örmek için aldığımda Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçildi. Ondan sonra ceketini almaya geldiler. Ben de şöyle bir şaka yaptım getiren şahsa, alan şahsa. Başbakan ceketi olarak bıraktınız, Cumhurbaşkanı ceketi olarak alıyorsunuz. Ustamın yanında çalışmaya başlayınca bana dedi ki, Arif dedi, çırak yetiştirmeyeceksin dedi. Örgülerde böyle bir kavram vardı. Yani çırak yetiştirmiyorlar, kendi uhdelerinde kalsın istiyorlardı. Ben de peki usta dedim. Ama öyle bir zaman oldu ki ben örgülük mesleğini Ankara'da yürütmek için halihazırda Ankara'da 8 tane örgü dükkanı var. Hepsi benim çıraklarım. Bir iki tanesi de çırağımın çırağı ve de akrabalarım. Aslında bu mesleğin devamı için siz hani daha önce ustalarınızın dediği gibi çırak yetiştirmemeyle şeyine uymadınız. Yani çırak yetiştirmeyeceksin demeleri bana yanlış geldi. Bu dünyada kimse baki kalmıyor ki. Ve yetişmesi lazım, devam etmesi lazım. Yani medeniyet, mesela benim şöyle bir kavram vardır. Çırak ustayı evlat babayı geçmesi lazım. Değilse medeniyet yürümez, durur. Müzik
Ben yanında yetişti, ayrıldığı zaman ben onlara iş takviyesi yaptım. Yani işte yoluna girinceye kadar ben burada iş verdim, iş yaptırdım. Ayakta kalsınlar diye. Yani baltalamak değil, destekledim üstelik. Yetiştirdiğim şahıslar hepsi mesleği severek yaptılar ve de netice itibariyle memnunlar. Hepsinin iş durumu iyi, geçimlerini rahat sağlayabiliyorlar. Yalnız dediğim gibi bu işe emek vereceksin.